Arkadaşlar hepinize selamlar. Bugün sizlerle Kocaeli'ndeyim. BMW Öztorun otodayım. Çok farklı bir otomobili inceleyeceğiz. Sizleri geleceğe götüreceğim resmen. Biraz araştırdım. Bayi'de de şimdi sizlerle bir incelemesini gerçekleştireceğim. Çok güzel görünüyor. Çok güzel hissettireceğini düşünüyorum. Gelin sizlerle beraber bu geleceğe ait olan BMW'yi bir inceleyelim. Bakalım detayları nasıl. Videoyu beğeneceğinize inanıyorum. Otomobil çok güzel çünkü. Şimdiden kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Beni Instagram adresinden de takip edebilirsiniz. Hepinizi seviyorum ve videoya geçiyoruz. Karşınızda yeni BMW iX. Arkadaşlar otomobil İzmit Öztorun Oto'ya gelmiş. Ben de sizler için hemen inceleme videosunu çekmek için geldim. Otomobil çok güzel. Kendinizi gerçekten gelecekte gibi hissediyorsunuz. Çok farklı bir dizaynı var. Ve tamamen elektrikli bir otomobil bu. Benim çok hoşuma gitti. İlk başta size menzil bilgilerinden biraz bahsetmek istiyorum. Gücünden bahsetmek istiyorum. 425 km menzile sahip, 326 beygir gücünde. 0'dan 100'e 6.1 saniyede ulaşabiliyor. Araba çok hafif. 1196 kilo. Yani bu şekilde kocaman bir SUV otomobilin, elektrikli bir SUV aracın 1196 kilo olması beni çok şaşırttı. Sizlerle şöyle bir listeyi incelemek istiyorum. Yeni BMW iX. X-Drive 40 diye geçiyor. Bakın 326 beygir. Azami hızı 200. Ağırlığa bakar mısınız? Ağırlık 1192'miş, pardon. 1196 dedim ben. Ama 1192 kilo. Aracın öncelikle far grubundan başlayalım istiyorum. Ön tarafta BMW'nin laser light'ları var. Yani en teknolojik farlarından bahsediyoruz. Bu farlar gece önünüz boşken tamamen farları açıyor, uzun konumuna getiriyor ve yolu tamamen güzel bir şekilde aydınlatıyor. Karşıdan herhangi bir otomobil gelirse de onun geldiği doğrultuyu ve otomobilin kendisini karartıp karşıdaki sürücüyü rahatsız etmiyor arkadaşlar. Virajlarda dönüş yaptığınızda da aynı şekilde yolu takip ederek size güzel bir aydınlatma sağlıyor. Şerit takip sistemi, ön çarpışma önleyicimiz var. Ön park sensörleri, yağmur far sensörleri, anahtarsız giriş çalıştırma, bunların hepsi bu araçta mevcut. Tabela okuma gibi vesaire. Yani araçta aklınıza gelecek bütün teknolojileri ağzına kadar doldurmuşlar. Biz tasarımından konuşacağız. Şu ön farlara bir yakınlaşalım. Çok güzel durmuyor mu ya? Bakın şurada BMW laser yazısını görebiliyoruz. Bunlar viraj aydınlatmaları. Kötü hava koşulu farı olarak da kullanıyorsunuz bunları. Şurada bir detay var. Bakın şöyle bir hava kanalı tarzında yapmışlar ama bunlar aktif değil arkadaşlar. Şurada ön park sensörlerimizi görüyoruz ve çarpışma önleyicimizin hemen yeri geliyor. Ön tarafta artık alışkın olduğumuz geniş ızgaralara yer verilmiş ve 360 derece kamera özelliğimizin hemen burada kamerası var. Ayrıca bu aracın kaputunu hiçbir şekilde açamıyorsunuz. Hani satın alan insan bile herhangi bir şekilde bu kaputu hiçbir zaman açmayacak. Ya diyeceksin ki ya bu silecek suyunu ben nereden koyacağım peki? Arkadaşlar onu da tam buraya yerleştirmişler. Silecek suyunu bakın. Tam buradan koyuyorsunuz. Yeri burası. Farklı bir dizayn yapmışlar. Benim de hoşuma gitti. Değişik olmuş. Ön tasarım bu şekildeydi. Gelin. Yan tarafta lastiklerimize, ebatlarımıza, jantlarımıza bakalım. Çok hoşuma giden bir jant tasarımı oldu ama gerçekten çok büyük ya. İnanılmaz büyük. Bridgestone'larla gelmiş 275-40R22. 22 inç arkadaşlar. Yani kocaman, inanın bir gelip görmeniz gerekiyor. Ön tarafta davlumbazda herhangi bir yalıtım halısı kullanılmamış. Bu araç ayrıca 4 çeker, onu da belirtelim. Yan tarafta şu detaylara bayıldım bakın. Böyle biraz gold rengi gibi görünüyor. Farklı bir renk. Bakar mısınız, şöyle biraz yakına gireyim. Farklı bir gold rengi var. Ayrıca 360 derece kameramızın yan tarafta da yerini görebiliyoruz. Arka tarafa gelelim. Arka taraftaki lastik jantlarımız da ön taraftaki aynı 275-40R22. Ama burada yalıtım halısı kullanılmış. En değişik tasarıma arkaya birazdan geçiyoruz. Şuraya bir göstereyim sizlere. Burada bir iX yazımız hemen yer verilmiş. O da hoş, şık ve o güzel.
arka tasarıma bakar mısınız? Çok güzel değil mi ya? Çok şık. Arabayı arkadan gerçekten böyle yola yapışık gösteriyor. Füzör detayları yapılmış arabanın yan tarafındaki renklerle beraber. Bakın şöyle altın sarısı renklerimiz var. Bronz gibi. Artık BMW'nin geri görüş kamerasını hemen şurada logonun altında görebiliyoruz. Bakar mısınız? Hemen şuraya konumlandırmışlar. Hani altta şöyle plakalık da oluyordu ya, onu ben pek sevmiyordum. Çirkin duruyordu ama bu şekilde çok iyi olmuş. Gelelim bagajı bir açalım. Tabii ki de elektrikli bir araçta elektrikli bagajımız mevcut. Açılma şekli çok değişik. Ben direkt aklıma Audi Q5 geldi. Audi Q5'te de şu yan kenarlarla beraber açılıyordu. Stoplarla beraber. iX'te de o şekilde yapılmış. Kocaman bir bagajı var. Litresini ben hemen sizlere buraya yazıyorum. Bakalım burada direkt arkadan gelenler uyarı olsun diye bir reflektör yapmışlar. Yani reflektör demeyeyim de bir stop koymuşlar buraya. Güzel duruyor. Halı hissiyatına gelecek olursak halı hissiyatı gerçekten çok güzel. Kadifesi çok hoş. Ayrıca bakın buradan koltukları yatırabiliyorsunuz. Pat bastım ve yattı arkadaşlar. Hepsini yatırmayacağım tabii. Arkada da ihtiyacımız olacak. Hemen şuraya bakalım. Herhangi bir stepne vesaire zaten BMW koymuyor. Artık tamir kitleriyle geliyor araçlar. Arkada LED aydınlatmamız var. Buradan tekrardan bagajımızı kapatalım. Arka tasarım nasıl buldunuz? Ben çok sevdim. Ben sizlere bir de sinyalleri açayım. Arka sinyalleri görün. O da çok hoşunuza gidecektir. Ayrıca bu arka stopların bir selamlaması var. Onu da çok beğeneceksiniz. Hemen geliyorum. Arkadaşlar arka stopların önce bir selamlamasını görelim. Ondan sonra sinyalleri göstereceğim. Aracı açıyorsunuz. Ve şu şekilde çok şık bir selamlaması var. Tekrardan bir kapatalım. Tek bu şekilde de size güle güle diyor. Güzel, benim hoşuma gitti. Şimdi gelin sinyallere bakalım. Arka taraftaki sinyallerimiz bu şekilde geliyor. Herhangi bir şekilde kayar sinyal yok. BMW henüz o tarz bir şeye geçiş yapmadı. Yani kullanmıyor araçlarında. Tabii ki yan tarafta, yan aynamızda şöyle bir sinyallerimiz var. Hemen ön tarafa geldiğimizde de gündüz ledlerimiz sinyal olarak kullanılıyor. Şık bir tasarım var. Arabayı ben gerçekten dış tasarımını çok beğendim. İçerisi de çok güzel. Gelin sizlerle bir de iç detaylarına bakalım. Araçta anahtarsız giriş ve çalıştırma var. Anahtardan bahsetmişken şöyle bir anahtar detayını sizlere göstereyim. Şöyle farklı bir anahtarı var. Bakın. Elektrikli araca özel farklı bir anahtar dizaynı yapmışlar. Evet, şimdi araçla böyle geldiğinizde zannediyorsunuz yani şuradan bir kol mu çekeceğim, ne yapacağım falan. Hemen alt tarafta şurada bir dil var. Ona bastığınızda direkt kapı açılıyor arkadaşlar. O BMW'nin güzel kokpitine hemen ulaşıyorsunuz. Tamamen geleceğe bir adım atıyor gibisiniz. Gerçekten onu çok sevdim. Gelin sizlerle içerisini incelemeye başlayalım. Evet arkadaşlar, iç tasarımla konuşmaya başlayacağız. Geniş açıya aldım hemen sizleri. Çok güzel bir iç tasarım var. Gelecekteki bir otomobile bindiğinizi hissediyorsunuz. Bu beni çok cezbetti ve çok mutlu etti açıkçası. Her şey tamamen farklı. Şu anki herhangi bir BMW'ye hiçbir benzerliği yok. Tamamen farklı bir BMW üretilmiş. Farklı bir tasarım uygulanmış ve bu tasarım anlayışını da ben çok beğendim. Gelin sizlerle bu detayları inceleyelim. Burada hemen kapı detaylarımıza değinmek istiyorum. Hemen yukarı tarafta ambiyans aydınlatmalarımız var. Bunları istediğiniz renkte ayarlayabiliyorsunuz. Hemen burada bakar mısınız? Yani koltuklarımızın hafızalarını ayarladığımız tuşlar çok güzel. Kristal detaylandırılmış. Bunları kapıya almışlar. Farklı olmuş. Daha önceden bu taraftaydı, yan taraftaydı biliyorsunuz ama artık Mercedes'teki gibi mi diyeyim, hani karşılaştırmak da istemiyorum bu otomobili. Kapıda görünüyor. Harman Kardon ses sistemimiz var. Aracı buradan kilitleyip tekrar açabiliyorsunuz. Herhangi bir şey kilit sesi gelmiyor bakın. Buradan kilitliyorum ama araçta bir tık tık herhangi bir kilit sesi kesinlikle yok. Ayrıca otomobilin kapısını hani bakıyorsunuz ya, nereden açacağım, nereden açacağım. Arkadaşlar şuradaki tuşla hemen yakından göstereyim. Bakın hemen buradaki tuşa bastığınızda kapı buradan açılıyor. Hemen akıllardaki o soruya geliyoruz.
benim aküm biterse ne olur? Herhangi bir şekilde otomobilde enerji olmazsa ne olur? Ben bu kapıyı nasıl açacağım? İçeride mi kalacağım? Tabii ki hayır, BMW bunu da düşünmüş. Hemen şurada aşağıda bir tane kol var. Bakın şurada. Bunu çektiğinizde kapıyı isterseniz manuel olarak buradan da açabiliyorsunuz. Gayet güzel. Burada çocuk kilitlerimiz var. Standart cam ayarlarımız ve ayna ayarlarımız geliyor. İçeride deri kullanmak yerine çok farklı bir kadife hissiyatı veren bir malzeme kullanmışlar. Benim çok hoşuma gitti. Alkantara gibi gri gri. Çok güzel. Hani deri hissiyatından daha böyle cezbedici geliyor. Şurada gözlerimiz var. Bakın büyük gözler. Burada hemen kocaman bir gözümüz var. Şişe koyabileceğimiz. Gayet şık. Hemen şöyle ön göğüse doğru gelelim. Farklı bir, tamamen farklı bir direksiyon tasarımı var burada. Altıgen şeklinde. Böyle oturup saydım yani 1, 2, 3, 4, 5, altıgen şeklinde bir direksiyon yapılmış. Burada limiter ayarlarımız ve radyo ayarlarımıza ulaşabiliyoruz. Üst tarafa baktığımızda şurada bir hoparlör görüyorum. Aynen, hoparlör görüyorum burada. Buradaki malzeme kalitesi gayet güzel. Hemen şurada head-up display'in. Bakın camı var. Şöyle gelelim. Burada kocaman bir ekranımız var. İki farklı ekranımız var. Onlara geleceğiz. Burada klima ayarlarımız var. Burada kısa yol tuşu gibi yapmışlar. Bakın ön ve arka rezistansları hızlı bir şekilde çalıştırmak için. Kışın mesela hemen arabaya geldiniz. Tak, hemen basıp buradan çalıştırabilmeniz için. Burada torpido gözümüzü, hemen şurada bir düğmemiz var. Bastığımızda oradan açılıyor. Bütün böyle kapılar vesaire, bunları düğmeli yapmışlar. Farklı olmuş. Güzel. Burada kadife. Çok güzel bir halı hissiyatı var. Oo, çok iyi. Burası plastik kullanmışlar. Güzel. Bunu kapatalım. Evet. Benim en çok sevdiğim yerlerden bir tanesi şu konsol oldu. Çok farklı bir konsol tasarımı yapmışlar. Yani şu orta konsolu çok değişik yapmışlar. Ahşap detaylandırmışlar. Bakar mısınız? Hani şurası tamamen gerçek ahşap arkadaşlar. Ses açma kapama düğmelerimiz hemen burada. Sese bakacağız. Hatta bakalım. Uçak gerçekten çok güzel. Hemen burada bir telefon koyabileceğiniz yer var bakın. Hani bu telefonu hemen ben kendi telefonumu buraya koyabilirim. Şu an denesem. Bakayım, şu an sizlerle deniyoruz. Ve evet, telefonu buraya rahat bir şekilde koyabiliyoruz. Güzel. Burada vites geçişlerimizi şu şekilde yapmışlar. Yani geri, ileri ve boşa zaten alabiliyorsunuz. Bu tasarımı nereden hatırlayacaksınız? Bu tasarım biliyorsunuz artık VAG grubunda olan bir tasarım. Ve bu BMW'ye de yakışmış ayrıca söylemek gerekirse. Hemen şurada kablosuz şarj ünitemiz var. İki tane Type-C girişimiz. Burada bir tane 12 voltumuz ve iki tane bardaklık girişimiz var. Arabanın ortası, burası boş. Burada tamamen boşluk var. O da farklı olmuş. Koltuklarımıza gelelim. Koltuklarımızın dizaynı gayet şık. Burada boşluk var. Farklı bir tasarım. Yani bilmiyorum. Yarısı kumaş, yarısı gene kapılarda kullanılan o alkantara detaydan var. Hemen alt tarafta oturduğumuz yer de öyle. Herhangi bir baldır desteği yok. Biraz daha güzel olmasını isterdim koltukları. Çünkü BMW'nin koltukları gerçekten güzeldir. Hiç laf edecek bir şeyim yok. Gelelim şu ekranlarda neler varmış. Hemen şurada start stop yazımızı görebiliyoruz, düğmemizi. Bir basalım. Bakalım burada neler varmış. Content. Bazı farklı ayarları görebiliyoruz. Rota izleme vesaire. Haritayı buraya alabiliyoruz. Tekrardan müziğe buradan ulaşabiliyoruz. Head-up display'i buradan ayarlayabiliriz istersek. Hemen bakın, hop. Karşımıza geldi. Ve burada istediğimiz gibi ayar yapabiliyoruz. Çok iyi. Oturma konforu diye bir şey var. Bakalım bu neymiş? Oturma konforu dedim. Ön yolcu koltuğu. Basıyorum. Şaka yapıyorsun. Çok güzel. Bakar mısınız? Buradan ayarlayabiliyorum koltuğu. Yanımdakini. Ben arkadaşım buraya oturduğunda onunla oynarım ya. Ne oluyor bu koltuğa falan der böyle. Çok iyi. Eğlenceli bir otomobil. Tekrardan burada sürücü koltuğunu da ayarlayabiliyoruz. Sürücü koltuğunda daha fazla ayar var. Bel desteği ayarı var. Yaslandığınız yeri ayarlayabiliyorsunuz. Ve tabii ki de oturduğunuz yeri direkt aşağı indirip yukarı kaldırma ayarlarımız hepsi mevcut. Ben sevdim. Navigasyonumuza bakalım. Kocaman bir navigasyon var. Bakar mısınız? Harita detayı da çok güzel.
içerik olarak da ben sevdim. Medya, telefon, bütün ayarları buradan yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Çok fazla böyle detaya girip sizleri de sıkmak istemiyorum açıkçası. Güzel olan özelliklere bakalım. Aktif sport modumuz var. Sport modda farklı bir tarım aldı. Ya sanki bilgisayarda duvar kağıdınızı değiştirirsiniz ya, onun gibi. Çok güzel değil mi? Personal diyelim. Vallahi çok güzel ya. Bakalım. Ayrıca burası dokunmatik. Elle de ayarlayabilirsiniz. Güzel. Şimdi ben koltuğu tekrardan kendime göre bir ayarlayayım. Ondan sonra bir de arka tarafa geçelim. Arkadaki diz mesafesinden bahsetmek istiyorum sizlere. Arka tarafta yolculuk edersek nasıl bir rahatlıkta gideceğiz, onları görelim. Bu arada benim boyum 1.92. Şu an kendime göre otomobili ayarlıyorum. Gayet güzel bir sürüş pozisyonundayım. Gelin sizlerle arkaya geçelim. Tuşa biraz alışmak lazım. İnsan buradan bir kol arıyor ya. Gerçekten. Ayrıca bu araçta vakumlu kapılarımız var. Tekrar şuradan açalım. Arka koltuğu ben yatırmıştım. Onu biliyorsunuz. Evet. Wow. Arkadaki genişliğe bakın. Bir geniş açıya alayım sizleri. İnanılmaz. Şu genişliğe bakar mısınız? Çok iyi. Baş mesafesinden bahsetmiyorum bile. 1.92 bir de benim boyum. Şu mesafeye bakın. Çok güzel. Hemen kapılarımıza gelelim. Kapılarımız gene arka tarafta vakumlu. Burada aydınlatmalarımız var. Herhangi bir şekilde malzemeden kaçınılmamış. Gene tuşla şu şekilde açabiliyorsunuz. İsterseniz gene buradan da kol var. Oradan açabiliyorsunuz. Burada klima menfezlerimiz var. İki tane Type-C girişi kullanılmış. Şu büyük sanıyorum ki herhangi bir tablet vesaire koymak için bir soket gibi burası. Bilenler varsa eğer yazabilirler. Hemen şuraya gelelim. Koltuk ısıtmalarımız var. Burada 3. bölge elektronik klimamızı görebiliyoruz. Şu koltuğumuzu şöyle yapalım. Burada deri olmayan o kumaş kol dayamayı görebiliyorsunuz. Hemen burada bardaklığımız açılıyor. Gayet güzel. Ve ön kokpite bakalım mı? Şu kokpitin güzelliğine bakar mısınız ya? Çok şık bir tasarım var ve direkt geleceğe gidiyorsunuz. Hemen buraya gelin. Bakın burada bir kanal yok. Hemen şu orta tarafa bakalım. Şurada tuşumuz da açılıyor. Şöyle derin bir yer gelmiş. Burası da tamamen halı kaplamayla kaplamışlar. Ben çok sevdim. Aracın içerisinde, dışarısında gerçekten çok beğendim. Hemen şöyle yukarıya baktığımızda da gerçekten çok güzel bir cam tavan var. Arkadaşlar, gün geçmiyor ki bir yeni özellik daha olmasın. Biz bu cam tavandan bahsediyorduk ya. Bakın şurada bir tuş var. Aman yarabbi diyorum. Bu tuşa bastığınızda bakın. Direkt kendini karartıyor. Size daha güzel bir açıdan göstermeye çalışacağım. Şöyle bir geniş açıyı alayım. Umarım buradan görebilirsiniz. Tekrardan bastığımda bakın kendini direkt kapatıyor. Buradan bastığımda tekrardan görüntüyü veriyor yani cam. Farklı bir cam teknolojisi kullanmışlar. Bakın. Çok güzel. Çok iyi. Evet arkadaşlar, tekrardan dışarıdayız. Ben arabayı gerçekten çok beğendim. Çok sevdim. Yani fiyatını düşündüğümüz zaman 1.800.000 lira olarak görüyoruz. Ama değer mi? Değer ya. Bu arabaya değer çünkü çok fazla teknolojik bir araba. Kendinizi dediğim gibi, ilk baştan beri söylediğim gibi çok farklı bir yerde hissediyorsunuz. Ve bu hissiyat size otomobille bütünleştiriyor sizi. Ben hoşuma gitti. Sizler bu konuda ne düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlarınızı eksik etmeyin otomobille ilgili. Umarım çekimi de beğenmişsinizdir. Elimden geldiği kadar detaylarını sizlere anlatmaya çalıştım. O zaman bu videodan bu kadar diyelim. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.
Arkadaşlar arabanın şu malzemesine bakar mısınız? Çok farklı bir malzeme kullanmışlar. Büyük ihtimal hafiflik de bu yüzden kaynaklanıyor.